Kahve içelim mi? Aa, bu saatte içemem ben. Uykum kaçar. Biz de kalkacağız zaten. Durun canım, nereye? Daha gecenin dedikodusunu yapacağız. Uyuma burada. Canım, gözünden uyku akıyor. Bülent git yat hadi. Ben de kalksam kusura bakmazsınız değil mi? Rica ederiz. Hadi Bülent'ciğim. Uykum yok. Hadi. İyi geceler canım. İyi geceler. Hadi. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Gittiler mi? Hı hı. Adnan'a ne oldu bu gece? Ne gibi? Numara yapma şimdi. Sen de fark ettin. Bütün gece surat astı durdu. Biraz durgundu, evet. Bilemiyorum. Yorgunluktan olabilir. Ben de acaba bir şeyler öğrendi de ondan mı yüzü düştü dedim. Ne mesela? Mesela kulağına Elif'le ilgili bir şeyler çalınmış olabilir. Ne var ki ne duyacak canım sen de? Ne bileyim ben, popüler bir kız. Siyahgil ailesine gelin geldiği duyulunca düşmanları da laf üretmeye başlamışlardır. Olamaz mı? Bu olsa olsa senin paranoyalarından biri olur anneciğim. İnşallah öyledir. Her şeyin bir anda yerle bir olmasını istemem. Çok sevindim Behlül. Tekrar hayırlı olsun. Canım. Sağ ol. Canım benim. Tebrik ederim. Teşekkürler. Yardım ister misin? Yok, konu okuyacağım. Çıkarken Doruk'u sevebilir miyim biraz? Tabii. Merak etmeyin, uyandırmam. Uzaktan severim. Gelebilir miyim? Çok şaşkınım. Nasıl fark etmedim? Ama nereden aklıma gelsin? Hayır, böyle bir şey olabileceğini düşünemezdim bile. Deniz Hanım, neden daha önce söylemediniz? Çünkü durum hem ciddi hem değil. Yanlış verilecek bir karar, yersiz bir uyarı, ters etki yaratır diye düşündüm. Nihal büyüyor, yeni duygular keşfediyor. Hep olur o yaşlarda. Aslında aşk değil, ilgi sadece. En yakınındakiyle ilgilenmesi çok doğal. Behlül'ün yakın ilgisini yanlış anlaması da öyle. Ama bunun fark edildiğini bilmek çok utandırır onu. Herhangi bir kısıtlamada bu duyguya daha çok sarılmasına sebep olur. Onun için söylemedim ben. Geçmesini bekledim. Geçecek de zaten. Nihal bununla baş eder. Behlül bu Deniz Hanım. Oğlum sayılır. Beraber büyüdü onlar. Çok çok yakınlar. Ama o Nihal'in böyle hissetmesine neden olacak hiçbir davranışta bulunmadı. Bundan en ufak bir şüphem olamaz zaten. Benim aklımın almadığı Nihal'in Behlül'e böyle bir anlam yüklemesi. Benim de bunu anlayamamış olmam. Gel gidelim hadi. Adnan nereye kayboldu Bihter? Bilmiyorum, içeride yok. Belki hava almaya çıkmıştır bahçeye. Diyorum canı sıkkın diye.
Yine başlamadan kalkalım biz. Firdevs Hanım benden bir isteğiniz olacak mı efendim? Yok hayır. Gidip yatabilirsin. İyi geceler. İyi geceler. Size de. Adnan Bey'i göremezsek selam söylersin. Adnan Bey Deniz Hanım'la birlikte atölyedeler efendim. Gece vakti atölyeye gitmelerde moda oldu. Halletmeleri gereken bir sorun var herhalde. İyi geceler. Güle güle Feridun'umu öpün benim için. Gel. Neler oluyor Katya? Sormayın, aşağıda yumruklar konuştu. Ne? Çıkmasaydın. Adnan'a bakacağım zaten. Arabanız nerede? Dışarıda bıraktım. İyi geceler. Görüşürüz canım. İyi geceler. Güle güle. Doğru öpün. Tamam. Öperiz. Hoşça kal. Hırçınlıktan hep başka şey vurdum. İçinde fırtınalar kopuyormuş meğer. Çocuk kalbi ne heyecanla doluymuş. Nihal çocuk değil artık. Bihter Hanım geliyor. Hay Allah. Merak etti tabii. Bihter. Sana bakınıyorum deminden beri. Deniz Hanım'la bir şey konuşuyorduk da. Keşke nereye gittiğini söyleseydin. Merak ettim. Nihal hakkında konuşuyorduk. Ne olmuş Nihal'e? Bu akşam onu alarken gördüm. Nişan yüzükleri takılırken. Ben de durumu anlattım. Anladım. Sen de biliyor muydun yoksa? Hissettim. Bihter Hanım kaygılarını Behlül Bey'e söylemişti. Peki ben nasıl bu kadar kör olabildim? Kendinizi suçlamayın Adnan Bey. Ortada görülecek bir şey yoktu zaten. Ama kadınlar hisseder. Niye bana da söylemedin Bihter? Büyütmemek için hayatım. Nihal bunu itiraf edemezken ortaya çıkıp bir şey söylemek istemedim. Behlül nasıl karşıladı? Şaşırmıştır çocuk. Her olay gibi bunu da ciddiye almadı tabii. Almaz. Çünkü ihtimal bile vermez. Ben yine de dikkatli olması için uyardım. Akşam akşam olaya bak. Nasıl kaçırmışım? Bu komik mi sizce? Aa, kesinlikle değil. Ama senin için gurur verici olmalı. Ben gurur değil. Utanç duydum Firdevs Hanım. Aa, düşünsene iki erkek senin için kavga ediyor. Paylaşamıyorlar seni Nihal. Ne güzel bir şey bu. Ha, Deniz şeker bir çocuk ama ben sevdim. İkisi de birbirinden küstah. Aa. Beşir'e çok şaşırdım ama. Tam aptal aşık. Aşık falan değil. Sözde beni korumak istedi. Sen öyle zannet. Bir aşık ancak böyle gözü kapalı tehlikeye atılır. Olmaz canım öyle şey. Olur mu? Neden olmasın? Lütfen sürekli bana birilerini yakıştırıp durmayın. Hem çok yanlış hem de hiç hoş değil. Özür dilerim canım. Çok özür dilerim.
Ben kalkayım, sen de yat dinlen. İyi geceler. Size de. Thank you.